deme. Kale İza sabek dur ev kunt fi sahra ev kharac ileyke esab de iftirsek. Limen ted'u vakti dîk ve şiddi? Kale lezî fissemâ. Kale mâze tenfe'al bekiyetil âliye? Âmin bi risâleti temcu yevvel kıyâme ve te tusbih mines su'adâ fiddârayn. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Mustafa Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden önce insanlar kendi elleriyle yapmış oldukları taştan, ağaçtan putlara tapıyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethederek, bakın bu cümlenin üzerine basarak durdu. Mekke'yi fethederek Mekke'ye girince Kabe'nin içerisinde bulunan sene içerisindeki gün adedince yani 365 adet putu eline almış olduğu ud ile diyor bir asa veya sopa bu değnek diğer bir tabirle onunla işaret ederek hepsini yere indirdi. Yani Kabe'deki putların her birini yok etti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve oradaki müşrikler şunu söylediler o dönemde. Ya Muhammed sen 360 tane put var bunlara inanmıyorsun bunları yapmıyorsun bir ilaha mı düşeceğiz? Bir ilah ne işe yarayacak? Bir ilah ne işe yarar ki? Şeklinde sorular soruyorlardı. Yani ayeti kerimede belirtildiği gibi Ece'alel alihete ilahen vahide inne hâzâ leşey'un ucâb. Ebleg minel acib. Yani bu acip, garip diye Türkçe'de bizim şey yaptığımız tedirgin bir şekilde, korkunç bir şekilde, ne korkunç bir şey denecek türden. Ya sen ilahı teke mi indiriyorsun? Aa, ne kadar acayip, garip bir şey bu ya. Der türden söylüyorlardı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tüm ilahların içeriği kırıp yok edip tek ilaha inanmalarını istedi. Tabi Arapların köylüsü olan Bedevi, Arabi diye söylenir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Bu gelen şahsın ismi Hüseyin'di. Hüseyin radıyallahu anh ona Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nasıl ibadet edeceğini sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona dedi ki senin kaç ilahın var ya Hüseyin dedi. 7 tane ya Resulallah. 7 tane bu ilahların hangi birine ibadet ediyorsun? Her birinin ayrı görev var. Bu ilahlardan 6 tanesi yerin altında, bir tanesi de semada. Peki sen denizde giderken denizdeki gemin batacak olsa ne yaparsın dediğinde bu bir tedirginlik geçirerek şöyle söyledi. Semadaki ilahtan. Peki 6 tanesinin ne gereği var? 7 tane sen bir ilaha seni kurtaracak olan gökteki ilahsa yerin altındaki 6 ilahın ne gereği var diye ona hatırlattı. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün kafalardaki düşüncelerdeki, tasavvurlardaki ilahları çıkartıp tek ilaha inanmasını bizlere hatırlattı. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin örneklerinden bir tanesiydi. Bu sorumuzdan sonra başka bir sorumuz daha var Fadileti Şeyh'e. Hezen racul lemme kâle lehu Resulullah amin bi uallimuke kelimeteyn tes'adu bihime fid dünya vel ahire. Bu insana Hüseyin'e dedi ki bana inan iki şey söyleyeyim sana hem dünyada mı hem ahirette mutlu ol. Fefekkar. Kale da'ni ufekir. Dur bir düşüneyim dedi. Fefekkar ve raca aleyh. Kale amentu enneke Resulullah. Allimnil kelimetin. Düşündü durdu ve geldi yanına. Bu iki kelimeyi bana bildir dedi. Fekale lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ba'de en eslem. Kul ya Hüseyin. Hüseyin bilha. Kul. Allahümme elhimni rüşdi.
yani ceal tariq el reşad ili ve enkizni min şerri nefsi لأن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء هي التي تمنع الإنسان من الإيمان فأعلن هذا وأصبح من خيرة الصحابة. Düşündükten sonra geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ben sen Resulullah'sın, sana inanıyorum dedi, ama bana o iki söyleyeceğini söyler misin dedi. O da dedi ki rüştünü tanı. Kendi nefsinin rüştünü tanı. İkincisi nedir ya Resulallah? Yani sen kendi nefsini tanı, rüştünü tanı birincisi. İkincisi de nefsimde olan tüm kötülüklerden ya Rabbi sana sığınıyorum de. Dedi ve bu şekliyle o mutlu oldu, Müslüman oldu ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu sevdi. Biz de onun yolundan olan kullardan olalım inşallah. Evet ya üstad. Lahza ba. Tayyib. Ve vahid min as-sahabe eslama fima ba'd. Lakinahu qabla an yuslim kana lahu ilah min hajar. Ve arada as-safar la yastati an yahmil hada al-ilah ma'ahu liya'budahu. Fasana lahu ilahan min ajwa. Tamur. Ajwa. Ta'rifun al-ajwa? تؤكل في رمضان أيوة حرمة فأخذه وأخذ يعبده بهذا الإله من عجوة ثم شعر أن الزاد معه فقيد ما عاد عنده ماذا يصنع يموت من الجوع بلع إلهه فلما أسلم ضحك قالوا له لماذا تضحك قال من هذا اتخذت إلها من عجوة لما جعت أكلته جاع فأكل إلهه. Yine sahabelerden birisi evinde taştan çok büyük bir kutu vardı. Sefere gidecekti ama o putunu ilahını da yanına almak istedi fakat alamayacaktı, taşıyamayacaktı. Sonra hamurdan kendisine bir ilah yaptı. Yolda yürüdükten sonra bu ilahının yanında yiyeceği ve içeceği kalmayınca hamurdan yapmış olduğu bu ilahını yedi. Ve bu şekliyle kendi ilahını yiyerek de İslam olduktan sonraki halini anlatırken gülerek ve kendisinden beklenmeyecek türde zafiyetini anlatarak insanlara ne kadar puta tapmanın zararlarını anlatmış oldu diyeyim kısaca. Biraz yaklaşırsanız arkadan gelenler de oturabilir. Tezahamu terahamu. Tezahamu terahamu. İzdihamlı birbirinizle yakın olursanız Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olur. Ve samihuna in atalna aleykum. İnşallah 5 dakika 10 dakika ba'de tenem. Es-sual es-salis. نعم شرح نريد شرحها حدود رسالته صلى الله عليه وسلم عالميا كيف يكون هذه الحدود حدود إقامة الحدود لا مش إقامة الحدود يعني الرسالة كيف يكون دعوته عالميا ve hidayetu şumuriyen yani kullu cemi'al insan taban ekrat Türkiye İsmail Allah kalli soru şuydu Efendimizin görev ve yetkilerinin hudutları yani sınırları konusunda neler söyleyebiliriz fadal ya Resulullah aleyhissalatu vesselam cealehullahu rasulen li cemi'il halk وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ جَمِيعًا لجميع الخلق فرسول الله قام بتبليغ دعوة الله لما نزل قوله تعالى وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نزلت على رسوله أمر من الله بأن ينذر يخوف ويدعو الناس إلى الإيمان
وابدأ بجماعة عشيرته. خرج عليه الصلاة والسلام حتى صعد جبل الصفا الذي الجبل الذي يعني في الحج أو العمرة يمر الناس بعده يسعون السعي يكون بين الصفا والمروة. فصعد رسول الله على جبل الصفا وأخذ ينادي يا بني فهر يا بني هاشم يا بني كذا القبائل يدعوها أقاربه. فاجتمعوا إليه فقال لهم عليه الصلاة والسلام ماذا تقولون لو أني أخبرتكم أن وراء هذا الوادي أنتم لا ترون ما وراء الجبل ووراء الوادي لا ترون لو أخبرتكم أن جيش يريد أن يغير عليكم يريد الإغار عليكم يهجم عليكم ويقتلكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا أنت الصادق الأمين هذا وصفه صلى الله عليه وسلم عند كفار مكة. قالوا أنت الصادق الأمين ما جربنا عليك كذبا. قال إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد آمنوا أنا رسول الله. هذا كان أول إعلان آمنوا أني رسول الله أرسلني الله إليكم. سكت البعض وناس قالوا والله صالح كلامه صحيح إلا أبو لهب عم رسول الله. قال له تبا لك يا محمد تبا هلاكا دمارا ألهذا جمعتنا حتى تخبرنا أنك رسول الله والله لا نصدقك ولا نؤمن بك. فنزلت السورة الكريمة لعنة عليه وهو عم رسول الله. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب ليس وحده وامرأته هو وزوجته حمالة الحطب تمشي بالنميمة وتفسد وتلقي الشوكة في طريق رسول الله. حمال في جيدها حبل من مسد في عنقها قيد يعني طوق لكن ليس من لؤلؤ ولا مرجان وإنما هو من شوك والعياذ بالله. فالخبيسات للخبيسين أول من كذب به أقرباؤه. 40 سنة رسول الله يعيش بين أظهرهم وهو معروف وموسوم صفته الصادق الأمين. ما كانوا يقولون جاء محمد ذهب جاء الصادق الأمين خرج الصادق الأمين ذهب. فلما قال لهم أنا رسول الله كذبوا هلكوا. نعم. Sorumuzun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görev ve yetkilerinin hudutları yani sınırları konusunda neler söyleyebiliriz diye. Cevaben وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَّةً ayeti kerimesinin mucibince hocamız şunları bahsetti. Ve enzir aşiratekel akrabin ayeti ile ilk önce kendi yakın akrabalarından davete başlayacaktı. Ve kendi cemaatinden başladı. Safa Merve arası normal olarak insanların Kabe'ye giriş çıkışlarındaki akıcı bir yoldur. İnsanların en çok gittiği bir yer olan oraya çıktı Safa tepesine ve şunu söyledi. Ey Fihir oğulları, ey Haşim oğulları diye seslendi. Ve tümü toplandılar. Ve toplandıkları zamanda şunu söyledi. Ben size söylesem ki şu dağın arka tarafından bir ordu geliyor. Ve o ordu size saldıracak desem inanır mısınız? İnanırız ya Muhammed. Çünkü senden hiçbir zaman yalan sadır olmadı dediler. Ama ben size diyorum ki ben inni ana rasulullahi ileyküm. Ben Allah tarafından size gönderilen bir rasulüm dedi
İşte o zaman pandomine koptu. Kendi amcası olan Ebu Leheb tebben leke ecema'tena lihada şeklindeki, ya bunun için mi sen bizi buraya topladın ya Muhammed diyenler oldu ve tebben leke diye amcası önce karşı çıktı. Ne diyordu ayeti kerimede? Ve enzir aşireti kalakabin. Daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben size Resul olarak gönderildiğim dediğinde helak ya Allah Allahümme ezzet tekellem bismillah 40 küsür senedir içinizde yaşayan Muhammed bildikleri halde Muhammed'i bildikleri halde ona sadıkul emin dediler fakat yine iman etmediler ve onu çeşitli sıkıntılara soktular. Hel ta'lemun ennehu evvele men esleme ma' rasulillah erba'at eşhas fakat. Erba' eşhas fakat amenu bi rasulillah. İmra'e ve hiye Khadice zevcet rasulillah. Seyyidi Khadice bint Huveylid. Recul Ebu Bekr Sıddik. Evvel men esleme bi Resulillah Ebu Bekr Sıddik ve Khadice ve abid huve Bilal el Habeşi. Seyyidina Bilal el Habeşi huve evvel el abid eslemu. Recul ve mra'a ve abid ve tıfıl. Men huve Ali ibn Ebi Talib. Hadi nevatul İslami. Hada İslam el azim el munteşer. نواته أربعة أربعة أشخاص فقط رجل وامرأة وطفل وعبد مملوك ولا تظنوا أن الذين أسلموا مع رسول الله أولا هم أقرباء رسول الله ما كان أحد مسلم منهم ما كان أحد حتى العباس رضي الله عنه تعرفون متى أسلم لما غزا رسول الله في غزوة بدر وقع العباس عم رسول الله في الأسر وقع أسيرا وهو خرج من مكة محاربا لرسول الله خرج من مكة مع صناديد الكفر فخرج قبل أن يخرج جاء إلى زوجته تسمى أم الفضل أم الفضل إحدى بناته أسميها أم الفضل العباس زوجته أم الفضل فقال لها إني خارج في طريقي هذا في حرب لا أدري ربما لا أرجع إليك فأنا قد تركت لك ذهبا ذهب في المكان الفلاني حفرته وأطلع على المكان الذي وضعه فيه وقال لعلي لا أرجع قد أموت فهذا المال يكفيك ولأولادك من بعد حياتي ولو بقيتي 100 سنة بكفيك هذا وخرج لحرب رسول الله من؟ العباس والد عبد الله بن عباس المفسر قال سلمني أنا رايح وقع أسيرا فجاء بي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو ما في الأسر فقال رسول الله لأصحابه خذوا الفداء من الأسرى خذوا مال وأطلقوا سراحهم واجعلوا على العباس ضعف ما تأخذون من الواحد ضعفه وخذوا عنه وعن ولدي أخي أخرجاهما معه لحرب رسول الله أولاد أخوه فقال العباس يا محمد أتتركني أتكفف الناس أسأل الناس أطلع أشحد حتى جعلت ضعف علي وتكلفني فقال له عليه الصلاة والسلام أين المال الذي وضعته في المكان الفلاني وقلت لزوجتك أم الفضل
أنا ذاهب في طريقي ولعلي لا أعلم هل أرجع أم أموت وهذا المال يكفيك. نفس الكلام الذي قاله لزوجته. قال من أخبرك بهذا؟ دهش. قال ربي، ربي الذي أخبرني. قال أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك يا رسول الله. كان عبد الله يا محمد يا رسول الله خفف عني. قال لا، ما في تخفيف، ما في تخفيف، لابد منه. فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، مراد به العباس، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم واغفر لكم والله غفور رحيم. يقول العباس، نزلت فيه في العباس، عرف الرسول منين؟ من الوحي، من عند رب العالمين. فيقول أكرمني الله بزمزم، سقاية زمزم له، وعندي 100 عبد كلهم واحد منهم يشتغل يأتي لي بآلاف. الله أكرمني بهذا وأرجو الله من الله الثالث أن يغفر لي. العباس تأخر إسلامه، إسلام أسلم العباس وحمزة عم رسول الله، واثنان كفرا أعمامه أبو لهب وأبو طالب. هذا ديننا، ما في تفريق بين عربي وعجمي، حتى ولو كان قريبا لرسول الله إن لم يؤمن سيدخل جهنم. ونزلت الآية في أبي طالب، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نسأل الله أن ينقذنا من نار الجحيم وأن يجعلنا ثابتين على دين الحق لنحشر يوم القيامة مع عباد الله الصالحين. Aziz dostlar, çok zor böyle bir tercüme yapmak hakikaten. Doğun yoğun bir yoğunluk içerisinde. İlk Müslüman olanlara bakar mısınız? Hiçbiri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yakın akrabalarından değil. Kadınlardan birine bakıyorsunuz, Hatice binti Hüveylid. Erkeklere bakıyorsunuz, Hazreti Ebu Bekir İbni Kuhafe. Kölelere bakıyorsunuz, köle Bilal-i Habeşi. Çocuk Ali. Tabii bu dört kişidir ki İslam'ın ilk tohumlarını atanlar. Bu ilk tohumlardan... 3 dakika inşallah yeterken ben 5 dakika, ben 3 dakika. Hatta Abbas İbni Abdülmuttalip bile ilk girenlerden değildi. Onun hikayesine gelecek olursa, o Bedir Savaşı'na katıldı. Bedir Savaşı'nda da esir oldu. Daha sonra Müslüman oldu. Abbas İbni Abdülmuttalip eşine şöyle dedi: ben bir yerlere kadar gideceğim. Biraz uzaklaşacağım. Sana yetecek kadar filan yerde, filanın altında altınlar var. Sana 10 senede yeter, çocuklara da yeter, 100 senede yeter. O altınları alacaksın ve ben gelmezsem o altınları alacaksın ve yaşamınıza devam edeceksiniz. Ümmü Fadıl, Abbas İbni Abdülmuttalib'in eşi, onların yerini gördü ve Abbas İbni Abdülmuttalip Bedir Savaşı'na çıktı. Kime karşı? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme karşı. Bu savaşa katıldıktan sonra ki Abbas İbni Abdülmuttalip'in oğlu Abdullah Abadile'den birisidir hadiste. Fıkıh tefsirde de en büyük müfessirlerden biri olan Abdullah'tır. Savaş neticesinde Abbas İbni Abdülmuttalip esir oldu. Tabi Abbas İbni Abdülmuttalip
sadece kendi savaşa katılmadı. Ayrıca kardeşlerinin iki çocuğunu daha savaşa katılmakla davet etti ve yönlendirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş, Bedir Savaşı bitip Hazreti Abbas esir olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne gelince ondan diğer esirlere oranla iki kat daha fazla alınmasını istedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Amcası Abbas şöyle dedi: "Ya Muhammed, sen beni dilenci mi yapmak istiyorsun?" Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona dedi ki: "Ümmü Fadla, tarif ettiğin o altınları dağıtacaksın, vereceksin. Dolayısıyla sen bu filan yerdeki," tabi tarif ettiği aynen o Ümmü Fadla Abbas'ın tarif ettiği gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Abbas'a tarif etti. "Filan yere filanların filan eşyanın altına koymuş olduğun o altınları vereceksin. Sen de hürriyetine kavuşacaksın," dediğinde Abbas İbni Abdülmuttalip, "Bunları sen nereden biliyorsun?" "Allah bildirdi, sana ben söylüyorum, Allah gösterdi onları bana," dediğinde işte o zaman Abbas İbni Abdülmuttalip kelime-i şehadeti getiriyor ve Müslüman oluyor. Tabi efendim hocamız burada ayeti kerimeleri de peş peşe okudu, sıraladı. O ayeti kerimeler de inşallah sizin bahis konularınız içerisinde ayrıca bakarsınız. Tabi hocam yokken ben de hocamla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Tabi konulara girmeden müsaadeniz var mı hocam? Değerli dostlar, ben 3 gün oldum Mekke'den geleli ve Ankara'da yarın bir programım olacak. Akşamdan dedi bir kardeşim, aradı, "Yarın bir hocamız gelecek, işte hasbelkader tercümede yardımcı olabilir misin? Dilimizin döndüğü kadar yapmaya çalışalım," dedik ve geldik Muhammed Ali Sabuni hocamızın yanına. Muhammed Ali Sabuni hocam benim üniversiteden hocamdır. El ayetül ahkam, ahkam ayetleri tefsiri vardır. O dersi kendisinden okudum bizzat. Sonunda hocam çeşitli seneler tanıdık ve günün birinde bir namaz esnasında Kabe-i Muazzama'da, sabah namazıydı, İmam namaza gecikti. Huleyfi rahmetullahi aleyh, Kabe'nin imamı, namaza gecikti ve geç bir vakitte olmuştu. Namaza bir imam geçti. Bir baktım hocam, Muhammed Ali Sabuni, Kabe'de bizlere namaz kıldırıyor. Onu hatırlattığımda ben, kendisi bize şunu söyledi: "İki kez Kabe'de namaz kıldırdım," diye hatırlattı. Onun muhabbetleri olmuştu. Öyle bir anımız da olmuştu kendisiyle. Allah razı olsun. Tabii geldi kendisi, biz kesiyoruz ve sorumuzu, üçüncü sorumuza, dördüncü sorumuza, es-su'alur rabi. Muş su'al. Nuridu en neşraha minkum ve nesma'a minkum. Nuhibbu en nesma'. Şekerallahu lek. Kable en ezkur lekum ma yatlubuhu minni akul إن إبليس يرسل على الإنسان وقت الصلاة ما يشغله ويرسل على المدرس وقت المحاضرة ما يشغله. الحمد لله لم أكن في الصلاة ويأتيني معي بروستات، سامحوني بروستات، هذا كل فترة يتجدد. إبليس بعت لي واحد من تلامسته، ما عاد أستطيع أصبر، فسامحوني لهذا. Soruya başlamadan önce şeytan namazdayken gelir, namazda meşgul eder. İlim erbabını da gelir, ilim erbabı esnasında, ilim esnasında rahatsız eder. Şimdi namazda değiliz ama geldi, çocuklarından, öğrencilerinden birini gönderdi, deşti. "Git tuvalete gönder," dedi. Ben de hafif bir
prostat var. Bu prostattan dolayı rahatsız oldum. Kusura bakmayın. Ama gönderdi işte böyle. Elhamdülillah ki bir hayırlı bir iş yapıyoruz. لو كنت في الصلاة لاضطررت إلى أقطع الصلاة مع الجماعة. Namazda olsaydım cemaatle olan namazı kaçırabilirdim. على الهامش لما صار الزلزال الذي جاء إلى تركيا قبل عشر سنوات وأنا ذكرته في سورة الزلزلة ذكرت هذا. بعد أربعة أيام توقف الزلزال كانت فدخلت في الصلاة وما أن ركعت حتى سمعت صوت كأن القبة ستنزل زلزلة جاءت ارتدادية تسمى فالإمام بدون شعور هرب أين الإمام؟ هرب كنت من الهاربين لأن الشيطان كأنه حرك الأرض والزلزال جاء في وقت الصلاة بعد أربع أيام ما كنا نصلي في المسجد كله في العراء وجاء الزلزال الله نجانا من الزلزال وعلى بعد 3 كيلومتر منا فندق كبير بين يلوى وترمل ذهب بجميع ما فيه لأنه مكان كان دعارة فجور وهم يحفرون الرجل فوق المرأة نعوذ بالله يعوذ الله نجانا بفضل المحافظة لكن فزعنا وارتعبنا Yalova'daydık. Zilzal suresini okuyoruz. Zelzele oldu. Zelzeleden sonra biz çıktık. 4 gün ara verdik camide namaz kılmaktan. Sonra tekrar camiye geldik. Ara verdik zilzelden. Namaza başladık. Bir zelzele daha oldu. Tabi o anda şeytan yine göndermiş şeyleri. İmam yok. Kayboldu. Gitmiş imam. Harap. Ben de yokum diyor. Ve namazdan çıktık bu şekliyle. Kubbe bir şey olmadı. Namazda bir şey olmadı ama zelzelede, o andaki zelzelede yanımızda bulunan çok ünlü bir otel, büyük bir otel. Fitne, fucur, her türlü pisliğin, af buyurun, olduğu bir otel yerle bir olmuştu. Kadın erkekle beraberdi, gayrimeşru işler bulunuyordu. Allah bu tür bela ve musibetlerden bizleri korusun. O anda da gelmişti, öyle bir şeyini göndermişti. Ama Zilzal suresini okumamıştık diyor o zaman. Evet. Şimdi diğer bir açıklanmasını istediğimiz bir konu da hocamızdan Kur'an'a göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beşer olma özelliğini yani beşeriyetini nasıl anlamalıyız? El mevdu nefhamu minel Kur'anil kerim mâne beşeriyetin Resul sallallahu aleyhi ve sellem keyfe yekunu hâda barakallahu fikum hadir الله عز وجل لم ينزل إلينا ملائكة من السماء لتدعونا إلى دين الإسلام أرسل رسولا من البشر منا قل إنما أنا بشر مثلكم يأكل ويشرب وينام ويصيب الأمراض غير أنه يوحى إلي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي الله أوحى إليه بهذا القرآن المشركون قالوا كيف يرسل الله إلينا رجلا مثلنا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ما هي مزيته علينا ما هو فضله أن يكون علينا وهو من البشر لولا أنزل عليه ملك يأتينا بسورة ملك طلبوا شيئا لا يقدرون على رؤيته رب العالمين حكى عنهم هذا في كتاب العزيز تصوروا لو أن ملكا نزل إلينا تصوروا واحد طوله بطول المئزنة طوله بطول المئزنة ورأسه مثل القبة والله كلنا نقع مغمى علينا دعينا شيء ما افتح
كيف بجبريل عليه السلام وهو الذي ينزل بالوحي على رسول الله له 600 جناح 600 جناح لما رجع رسول الله من غار حراء تصور له جبريل أرضه رجلاه في الأرض ورأسه في السماء وفتح جناحين فقط فسد ما بين المشرق والمغرب فأغمي على رسول الله لذلك رب العالمين جعل الملائكة غير خلق غير البشر حتى نستطيع أن نأخذ عنهم هذا الوحي بشر لو كان من الملائكة أو من الجن ما يستطيع البشر أن يلتقوا بهم ولا يأخذوا عنهم لذلك التهمة التي اتهمها المشركون لرسول الله أنت من أنت؟ أنت بشر مثلنا الله عز وجل قال نعم بشر لكنه يوحى إلي ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا نبعثه بصورة رجل ولا لبسنا عليهم ما يلبسون فهذه دعوة رسول الله جاءنا بالصورة البشرية هو بشر مثلنا لكنه معصوم لا ينطق إلا بالحق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى Allah Celle Celaluhu insana kendi türünden bir peygamber göndermiştir. Melek göndermemiştir. Cinlerden birini göndermemiştir. İnsana kendi türünden, kendi cinsinden birini gönderdiği için de Allah Celle Celaluhu Kur'an'da şöyle buyuruyor. Kul inneme ene beşerun mislukum. De ki ey Muhammed ben de sizin gibi bir beşerim de onlara. Yuha ileyye. Yani bana vahiy edilmiştir. Sizlerden biriyim. Müşrikler hemen karşı koydular. Mâ li hâzer rasul. Bu rasul neyin nesi ki? Niye insandan bizden birinden geldi bu? Melekten cinden niye gelmedi diye itiraz ettiler. Yine müşrikler şunu dedi. Levle unzile aleyhi melek. Yani kendi üzerimize gelen bir melek olmuş olsaydı bir yerde nebzecik. Yine Allah Celle Celaluhu insanlara onların dediği gibi birilerini göndermiş olsaydı düşünün ki minare boyunda bir varlık kubbesi kadar kafası var. Böyle bir şeyi insan tahammül edebilir miydi? Yapımıza uygun muydu fıtraten? Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen meleğin 600 kanadının olduğunu ve bir kanadı açtığı zaman doğu ile batı arasındaki bütün mekanı doldurduğunu insanlar akıl edemiyorlar mıydı? Edemezler miydi? Bunu görse bir insan ne yapabilirdi? Yine aynı şekliyle cin ve melekler insan türüne gönderilmiş birer peygamber olmuş olsaydı insanlar onların yaptıklarına dayanabilir, onu takip edebilirler miydi? O nedenle yapmış oldukları bu ithamları geçersiz olup Allah kendi cinsinden peygamberini insan olarak göndermesinin nedenlerinden biri de budur. Cezakallahu hayral ceza. Maşallah. Çok güzel tercüman. Çok güzel. Derastu endek ya ustaz. Şükran cezayir. Ana derastuk lüga al-arabiyye ve ente lem tudarrisni lüga al-türkiyye. Bir şey. Rahmeten bil şebab yani. Bakiye selas arba eşya basita. Sıkıldı mı efendim? Rıfkan bil kavarir. Sıkılanlar para kaldırsın. Kavarir nisa ama hona rıfkan bil kavarir. Mütedayıkın yarfa ashabı. Sıkılmayanlar, devam etsin diyenler. Oho, kulluhum mefsutin. Maşallah. Barakallah. Barakallah. Al.
الشاعر يقول على الكرام تحمل الأثقال إذا أثقلنا عليهم عليهم أن يتحملوا هذا. Biz ağırlık veriyorsak siz tahammül edin, bağışlayın diyor. Şimdi beşinci bir arz ettiğimiz konu var, kendisinden istifade edebileceğimiz. Necm suresinin başında ve özellikle de üçüncü ve dördüncü ayette geçen o hevasından ve hevesinden konuşmaz. Onun söyledikleri vahidir. Ayetini nasıl anlamalıyız? Ma hiyel maani elleti nastanbituha min kavlihi taala i'tibaran min bidayati suretin necm ve'n necmi iza hava ma dalla sahibukum ve ma gava in huwa illa ve ma yantiku anil hava in huwa illa vahyun yuha allamahu şedidul kuva zu mirratin fastava ve huwa bil ufukil a'la. Allah iftah aleyk, maşallah ya fettah. Fadal ya fadal. Allahu azze ve cel aqseme fi kitabil aziz ala enne Muhammeden Resulü mursel min indillah. والنجم الواو أو القسم والنجم هي النجوم التي تسطع في السماء بقدرة الله هذه النجوم أكبر من الأرض والشمس والأرض شيء خيالي فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم الله أقسم بالنجم عندما ينصب من السماء ليقتل